Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlere Casper'ın N220 serisi tablet bilgisayarlarına Windows kurulumunu USB ile nasıl yapacağımıza dair bilgi vereceğim. Önümde bu model bir cihaz mevcut şu anda. Casper marka. Önümde görmüş olduğunuz N220 serisi bilgisayarımıza hazırlamış olduğum bir USB belleğim mevcut arkadaşlar. Onu taktım görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ona format atacağım. Peki ilk olarak neye dikkat edeceğiz? Arkadaşlar bu bilgisayarı USB ile format atarken USB ile format atacak Windows işletim sisteminin 32 bit olduğundan emin olun. 64 bit yükleyemiyorsunuz. En büyük kuralımız budur. Nedir? 32 bit bir işletim sistemi kuracaksınız. Bir 32 bit işletim sistemi hazırladık. Flash belleğimizi taktık. Bilgisayarımız açılıyor arkadaşlar. Eğer ki sizinki hiç açılmıyorsa biraz sonra bahsedeceğim ekrandan itibaren siz yapacaksınız. Eğer ki açılıyorsa, bu önünde görmüş olduğunuz bilgisayar gibi ise ne yapıyoruz? Bilgisayarı kapat tuşunun üzerine gelip yeniden başlatın üzerine geldiğimizde şuradaki görmüş olduğunuz shift tuşuna basılı tutuyorum. Shift tuşuna basılı tutarken bilgisayarımı yeniden başlata tıkladım ben. Şu anda shift tuşuna basılı tutuyorum, bırakmadım. Siz de aynı şekilde bırakmıyorsunuz ta ki bu ekran gelene kadar. Şimdi bilgisayarınız açılmıyorsa zaten bu ekran otomatik olarak o normal seçeneklerden gelecektir. Eğer ki açılıyorsa benim yaptığım gibi shift tuşuna basılı tutarak bu ekrana gelebiliyorsunuz. Peki bu ekranda ne yapıyoruz? Faremizle veya klavyemizle sorun gider yazan yere tıklıyoruz. Ardından gelişmiş seçenekleri tıklıyoruz. Şurada UEFI donanım yazılım ayarları yazan yer var. Buraya tıklayıp bilgisayarı yeniden başlatıp USB ile formatı atabileceğiz. Bu benim size anlattığım yöntem temiz sıfırdan kurulum yöntemidir. Kendi içerisindeki seçeneklerden USB'ye gerek kalmadan da şansınız var ise recovery yani fabrika ayarlarına geri dönüp bir nevi formatta atabilirsiniz. Ama tavsiyemiz USB ile temizden sıfırdan kurulum bir formattı. Şu anda onunla uğraşıyorum. Yeniden başlat dedikten sonra karşıma bu ekran gelecek. Bu ekran normal tableti dik tutulacak şekilde olması gerekiyor. Klavye takılı olduğu için yan gözüküyor. Biz buradan klavye yardımıyla veya fareyle Boot Manager yazan yere geliyoruz arkadaşlar. Boot Manager yazan yere geldiğimizde iki kere tıkladığımızda burada flash belleğimizi göreceğiz. Benimki şu anda takılı değil Windows format attığım için farklı bir flash taktım ben. Burada görmüş olduğunuz Boot Manager'dan flashınıza Windows 10 32 bitlik flash belleğinizi seçerekten normal klasik Windows 10 kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz. Ben videomuzun açıklama kısmında buna uygun olan birebir aynı driver'ları da vereceğim. Oradan driver'ların da kurulumlarını yaparaktan bilgisayarınızı ilk aldığınız güne geri getirebileceksiniz. Özetleyecek olursak ne yaptık? Bir 32 bit içeren işletim sistemi flash belleği hazırladık. Bilgisayarı yeniden onarma seçeneklerine gelecek şekilde başlattık. Onarma seçeneklerinden sorun gider deyip UEFI bellek ayarlarından yeniden başlattık. Karşımıza BIOS ekranından, boot seçeneklerinden bu ekran geldi. Buradan da flash'ımızı seçip Enter'a basıp yeniden başlattığımızda bilgisayarımız normal klasik Windows 10 kurulum ekranına geçip oradan Windows 10 kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağımız bu şekilde arkadaşlar. Bu cihaza format atmak için yapılacak olan işlemler bu kadardır. Kolay gelsin.